Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekoloji çıkmış soruları çözmüştük. Şimdi hücre bölünmeleri ve üreme çıkmış sorulara bakacağız. Yani mitoz bölünme, mayoz bölünme, eşeyli ve eşeysiz üremenin çıkmış sorularına bakacağız. 30 tane sorumuz var. 2010 ve 2022 yılına kadar olan yıllar arasında olan çıkmış sorulara bakıyoruz. Zaten daha öncesini çözmenize gerek yok. Çünkü değişebilen bilgiler olabiliyor veya kaldırılan konular olabiliyor. O yüzden daha öncesine bakmanızı önermiyorum. Evet 2010 YGS'de çıkmış bir soru. Diyor ki aşağıdaki durumlardan hangisi sonucunda elde edilen bitkinin kalıtsal yapısının ana bitkiden farklı olması beklenir? Şimdi ana bitkiden farklı olabilmesi için ne olması lazım? Eşeyli üreme olması lazım. Eşeyli üreme. Peki eşeyli üremenin temeli neye dayanıyor arkadaşlar? Mayoz bölünme. Mayoz bölünme ve döllenme olaylarının gerçekleşmesi gerekiyor. Bakalım diyor ki Afrika menekşesi yaprağından tam bir bitki üretilmesi durumunda şimdi bu bir vejetatif üreme çeşididir. Dolayısıyla bu bir eşeysiz üremedir arkadaşlar. Bu olmaz. Bir süs bitkisinin yaprak uçlarındaki küçük bitkiciklerin toprağa düşüp köklenmesiyle tam bir bitki gelişmesi durumunda şimdi süs bitkisinin ucunda bulunan küçük bitkicikler düşüyor toprağa. Yeni bir bitki gelişiyor. Burada mayoz bölünme ya da dönlenme yok. Dolayısıyla bu da olmaz. Bu da bir eşeğsiz üreme şeklidir. Patates yumrusunun vejetatif tomurcuk içeren kısımlarının her birinden tam bir bitki elde edilmesi durumunda. Burada da arkadaşlar şimdi vejetatif diyor zaten. Direkt vejetatif üreme bitkilerde görülen eşeğsiz üreme tipidir. Bu yüzden bu da olmaz. Elodea'nın kırılmış sürgünlerinden tam bir bitki elde edilmesi durumunda burada da bir sürgün alıyor toprağa ekiyor işte veya suda bekletiyor elodea su bitkisidir suda bekletiyor ve yeni bir bitki elde ediyor bu da bir vejetatif üreme şeklidir arkadaşlar yani eşeğsiz üremedir burada diyor ki hurma çekirdeğinin toprağa ekilmesiyle tam bir bitkinin elde edilmesi Şimdi hurma çekirdeği nasıl oluşuyor? Arkadaşlar hurma çekirdeği hurmanın tohumudur. Yani bizim yediğimiz meyvelerin içerisinde bulunan çekirdekler onların tohumudur. Tohumların oluşumu içinde ilk önce mayoz bölünme ile üreme hücrelerinin oluşması lazım. Daha sonra döllenme olayıyla da işte ee, tohum taslağında gerçekleşen olaylar sonucunda da çekirdeğe dönüşüyor. Bunlar yani tohuma dönüşüyor. Dolayısıyla buradaki olay nedir? Mayoz ve döllenme içerdiği için eşeyli üremedir. Dolayısıyla farklı birbirinden farklı bitkiler elde edilir. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Gelelim ikinci sorumuza. 2010 LYS sorusu. Kromozom sayısı 2N olan bir canlı da spermatogenes sırasında mayoz bir bölünme evresinde bir kromozomda ayrılmama olayı gerçekleşiyor. Bu durumda oluşacak 4 gametin kromozom sayılarının aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? Arkadaşlar kromozomlarda ayrılmama olayı varsa şöyle bir durum olur. Normalde kromozom sayısı 2N diyelim ki ne olsun? 2N eşittir 8 olsun. Şimdi bunun mayoz 1'inde kromozomda bir ayrılmama gerçekleşirse mayoz 1'de ne oluyordu? Kromozom sayısı yarıya düşüyordu. Aslında burada ayrılmama olayları hani sizin e, şu anki müfredatınızda yok ama konunun e, ana şemasını anlamanız için bu soruyu buraya ekledim. Şimdi 2 eşittir 8 kromozomlu bir hücre. Burada bir ayrılmama olayı meydana gelirse şöyle olabilir. Bakın bu 8 tane kromozom bir tanesi ayrılmıyorsa normalde 4 4 ayrılması gerekirken şöyle olabilir 5'e 3 şeklinde ayrılır arkadaşlar. Şimdi 5'e 3 şeklinde ise o zaman ben bunu nasıl ifade ederim? Nasıl ifade ederim? Şöyle. Normalde en eşittir kaç olması gerekiyordu? 4 değil mi? O zaman 5 olanı en artı 1 şeklinde ifade ederim. En artı 1. 3 olanı da en eksi 1 şeklinde ifade ederim. Çünkü 5 4'ten 1 fazladır. O yüzden n artı 1 yazdım. 3 de 4'ten 1 eksiktir. O yüzden n eksi 1 yazdım. Şimdi 4 tane gamet oluşuyor ya. Bunlardan 2 tanesi n artı 1 n artı 1. 2 tanesi de n eksi 1 n eksi 1 olur. Yani cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. 2011 YGS. İki tane sorumuz vardır, varmış 2011 YGS'de. Diyor ki aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz ve mayoz 2 bölünmenin her ikisinde de kural olarak gerçekleşir? Hem mitozda hem de mayoz 2'de. Şimdi mayoz 2 zaten mitoza benziyordu hatırlarsanız. Peki mayoz 1'de? Mitozdan farklı olarak neler gerçekleşiyor? İlk önce bunu söyleyeyim isterseniz. Mayoz 1'in profaz 1 evresinde arkadaşlar bir kere homolog kromozomlar birbiriyle sarılıyordu. Biz bu sarılma olayına sinapsis olayı diyoruz. Daha sonra homolog kromozomların bir araya getirdiği, mesela bir anneden, bir babadan gelen kromozomları biz homolog kromozom diyoruz. Bunların bir araya gelerek oluşturduğu bu dört bacaklı yapıya ne diyoruz? Tetrat diyoruz. Tetrat. Sarılması olayına ne diyorduk? sinapsis olayı diyorduk. Daha sonra bu tetratlarda arkadaşlar kardeş olmayan kromatitler arasında yani bir anneden bir babadan gelen kromatitler arasında bir parça değişimi olabilirdi. Biz bu de parça değişimine ne diyoruz? Crossing over olayı diyoruz. Daha sonra mayoz birin sitokinez birinde yani stoplazma bölünmesiyle birlikte ne oluyor? Kromozom sayısı yarıya düşüyor. Mayoz 1 ile ilgili bütün e, şıklarda homolog kromozom kelimesini duyarsınız. Çünkü burada homolog kromozomlar bir araya geliyor ve olaylar bunlar arasında gerçekleşiyor. Ama mayoz 2 ve mitozda arkadaşlar her zaman için kardeş kromatit kelimesi duyarsınız. Kardeş kromatit kelimesini duyuyoruz. O yüzden bakalım. Diyor ki haploid kromozomlu yavru hücre oluşması. Şimdi 2M e, kromozomlu bir hücre ise. Mitoz bölünmede yine 2N kromozomlu oluşur. Mayoz 2'de ise arkadaşlar en kromozomlu ise en oluşur. Dolayısıyla haploid kromozomlu yavru hücre oluşması gerçekleşmiyor. Sinapsis olması az önce söyledik sinapsis nerede oluyordu? Mayoz 1'de gerçekleşiyordu. Homolog kromozom zaten homolog kromozomu görünce mayoz, mayoz 1 bölünmesi aklımıza gelecek. Bu da olmaz. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması. Bakın ne dedim? Mitoz ve mayoz 2'de ortak olarak göreceğiniz kelime kardeş kromatittir. Dolayısıyla burada her ikisinde de ortak olarak görülen nedir? Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılmasıdır. Crossing over olması demiş. Crossing over'da arkadaşlar mayoz bir de gerçekleşen kardeş olmayan kromatitler arasında gerçekleşen parça değişimidir. Bu da olmaz. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacak. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki durumlardan hangisinde oluşan yeni bireylerin hücre çekirdeklerindeki kalıtsal özellikleri atasınınkine birebir benzemeyebilir. Şimdi bakın. Birinci soru çözmüştüm ya ben size. Birinci soruda ne diyordu? Hangisi diyor ana bitkiden farklı olur diyor. Burada soruyu biraz daha dolaştırmış sormuş. Aslında aynı şeyi soruyor ama biraz daha dolaştırmış. Şimdi hücre çekirdeklerindeki kalıtsal bilgiler, kalıtsal özellikler atasına benzemeyecekse eğer bu canlı ne olacak? Ya mayoz bölünme geçirecek arkadaşlar. Mayoz ve döllenme sonucunda eşeyli üreme ile oluşmuş olması gerekiyor. Tamam mı? Biz bunu arayacağız. Ana bireyde oluşan bir tomurcuktan. Bakın tomurcuk tomurcuklanarak üreme. Zaten bu nedir? Eşeysiz üremedir. Eşeysiz. Dolayısıyla A şıkkı gitti. E mitozla oluşan demiş. Bakın mitoz diyor. E ben mayozu arıyorum. Bu da gitti. Hermafrodit iki canlının birbirlerini döllemesiyle oluşan bireylerin. Şimdi bu bir dursun. En sona açıklayacağım bunu. Diploid bir canlının diploid yumurtasından partenogenezle gelişen yeni bir birey. Arkadaşlar diploid bir canlının diploid yumurtasından yani herhangi bir şekilde mayoz bölünme olayı var mı? Yok. Partenogenezle gelişen yeni bir birey bu da mitoz sonucunda oluşur. Bu da olmaz. Planaryanın vücudunun ikiye bölünmesiyle oluşan bireylerin bu zaten nedir? Rejenerasyonla üremedir. Dolayısıyla bu da bir eşeğsiz üremedir. Burada cevabımız ne olacak? Tabii ki C şıkkı olacak. Hermafrodit birey demek kendi kendini dölleyebilen birey demektir. Hermafrodit bireyler hem spermlerini hem de yumurtalarını mayoz bölünme sonucunda kendilerine üretebiliyorlar. Ama bu canlılar mayoz bölünme geçirdikleri için zaten hücreleri mayoz bölünmeyle oluştuğu için hani kısmen bir çeşitlilik vardır. Ayrıca hermafrodit iki canlı burada bir araya geliyor. Yani karşılıklı bir iki canlı bir araya geliyor. Dolayısıyla burada çeşitlilik vardır arkadaşlar. Atasına birebir benzemez. Ben benze söyleyemedim. Benzemez arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. 2011 LYS Kromozom üzerinde meydana gelen aşağıdaki değişikliklerden hangisi crossing over ile ortaya çıkmıştır? Şimdi crossing over ile ortaya çıkması için homolog olmayan kromozomlar arasında parça değişiminin olması gerekiyor arkadaşlar. Burada şimdi A şıkkına bakıyorum. A şıkkında bakın ne olmuş? Normal A ile B buradaymış diğerine geçmiş. Tamam mı? Buna crossing over olmuş diyebiliriz. Ama diğer şıklara da bakalım. Şimdi diğer şıkka bakıyorum. Bakın buradaki AB tamam mı? Gelmiş ne yapmış arkadaşlar? Buradaki KLM'nin yerine yapışmış. Dolayısıyla bu nedir? Bir karşılıklı translokasyon dediğimiz bir durumdur arkadaşlar. Bu değildir yani. Bu crossing over değil. Buradaki ABCD ise ne yapmış bakın? BCD ters dönmüş. Bakın DCB olarak buraya yapılmış. Biz buna dele e insersiyon diyoruz arkadaşlar bu da değil. Bu arada bu kavramlar sizin müfredatınızdan kaldırıldı. Sadece burada crossing over olayı nasıl gerçekleşiyor onu görmeniz için bu soruyu buraya koydum. D şıkkına bakıyorum. D şıkkında bakın E ile F şurada A, B, C, D. Bakın buradaki arkadaşlar D bölgesini atmış. Hemen şurayı silim karışmasın. Bakın D bölgesi burada varken burada yok, kaybolmuş. Biz buna delesyon diyoruz. Bu da değildir crossing over. Şuradaki BC bölgesi ise bakın 62 kere tekrar etmiş. Buna da duplikasyon diyoruz. Bu da arkadaşlar yine crossing over değildir. Crossing over olan olay hangisidir? A şıkkıdır. Crossing over'ı anlamanız amacıyla bu soruyu koydum. Normalde şuradaki kavramlar sizin müfredatınızda yok arkadaşlar. Gelelim 6. sorumuza. 2012 LYS'ye geçtik. İnsanda gerçekleşen normal mitoz ve mayoz bölünme olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mitoz ve mayoza bakacağız. Mitoz bölünme ile mayoz bir bölünmeleri tamamlandığında aynı sayıda hücre oluşur demiş. Arkadaşlar mitoz bölünmede kaç hücre oluşuyor? 2. Mayoz 1'de kaç hücre oluşuyor? 2. Ama size mayoz 1 değil de mayoz bölünme deseydi o zaman almazdım. Çünkü mayoz bölünme sonucunda hem mayoz 1'i hem de mayoz 2'yi kapsadığı zaman kaç hücre oluşuyor? 4. O yüzden de bunu almazdım ama şu an doğru. Mitozun metafaz evresindeki bir hücrenin kromozom sayısı. Şimdi 2 yani eşittir 8 kromozomlu bir hücre olduğunu düşünüyoruz ve buna göre soruyu çözüyoruz. Mitozun metafaz evresinde kaç tane kromozom vardır? 8. Diyor ki mayozun anafaz 2 evresindeki kromozom sayısının 2 katıdır. Şimdi bakıyorum. Mayozun anafaz 2 evresine geldiğim zaman şimdi mayoz 1'de zaten kromozom sayısı yarıya düşüyor. Ya zaten ne oluyor? 4 oluyor. Ama anafaz 2 ve mitozun anafaz evresiyle ilgili bildiğimiz bir şey var. Nedir bu? Anafaz evresinde bakın anafaz 1 değil. Anafaz 2 ile mitozun anafaz evresi kromozom sayısı geçici olarak 2 katına çıkıyor. Neden 2 katına çıkıyor? Şimdi bakın şurada E şıkkına bakarsanız kardeş kromatitler birbirlerinden ayrıldıktan sonra ben bunlara artık ne diyorum? Kromozom. Normalde bunlar bitişik olduğu zaman kaç tane kromozom oluyordu? İki tane bitişik olduğu zaman. Ama bunlar birbirlerinden ayrıldıktan sonra her birine kromozom dediğim için kaç tane oldu? 4. Geçici olarak iki katına çıkmış oldu. Burada da aynı durum söz konusudur. Ana faz iki evresinde arkadaşlar 4 değil de ne olur? 8 olur. Geçici olarak iki katına çıkar. Kardeş kromatinler birbirinden ayrıldığı için. O yüzden burada sayısının iki katıdır demiş. Hayır iki katı değil eşittir olarak bulduk. Yanlış olan B şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Diyor ki mitozun metafaz ve mayozun metafaz 2 evresindeki kromozomlar ikişer kromatitlidir. Evet mitozun metafazında bakın metafaz şudur. Metafaz evresi merkeze dizilme evresidir. Mitozun metafazına baktığımız zaman burada ikişer kromatitli mi? Evet. Mayozun metafaz ikisine baktığımız zaman arkadaşlar burada dikişer kromatitlidir kromozomlar. O yüzden doğrudur. Mayoz bölünme sonunda oluşan hücrelerin kalıtsal yapıları genellikle atasal hücreden farklıdır. Doğru. Kardeş kromatitlerin ya da şöyle söyleyeyim, homolog kromozomların rastgele ayrılması ve crossing over olayından dolayı mayoz sonucunda oluşan hücreler birbirinden genellikle farklı olur arkadaşlar. Doğrudur. Mayoz geçiren bir hücrenin anafaz bir evresindeki kromozom sayısı, şimdi 2 yani eşittir 8'den gidiyoruz. Anafaz bir evresinde kaç kromozom olur? 8. Henüz çünkü yarıya inmemiş, bölünmemiş. Mitoz geçiren bir hücrenin metafaz evresindeki kromozom sayısına eşittir. E, mitozun metafazında da yine 8 tane kromozom vardır. Birbirine eşit olduğu için doğrudur. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olacak arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Hemen yandaki sorumuza geçiyoruz. Diyor ki soruda aşağıdaki bölünme evrelerinden hangisi mayoz bölünme geçiren 2 en eşittir 4 kromozomlu bir hücreye ait olamaz. Şimdi mayoz bölünme geçiriyor. Mayoz bölünme geçiriyorsa bir kere 4 kromozomlu olduğu için ne olur biliyor musunuz? Mayoz 1 de tamamen bunlar e, kromozomlar hani kardeş kromozom kardeş kromozom demişim homolo kromozomlar birbirlerine tutunuyorlar ya Arkadaşlar bu şekilde sanki iki taneymiş gibi görünür. Tamam mı? Yani bizim mayoz birimizde bütün evrelerde biz bu şekilde iki taneymiş gibi ayıracağız. Bakıyorum. Bakın A şıkkında mayoza ait olabilir çünkü homolog kromozomlar yan yana. D şıkkında bakın homolog kromozomlar ayrılıyor birbirinden çift kromatitli her biri. Dolayısıyla D şıkkı da olabilir mayoza ait. Daha sonra geliyorum. Şimdi burada mayoz 1 bittikten sonra bu kromozomlar ne yapacaklar? Homolog kromozomlar birbirlerinden ayrılacaklar. Yani bu şekilde şöyle arkadaşlar bir araya geldi bunlar birbirlerinden ayrıldı. Ayrıldıktan sonra bu bir hücre oldu, bu da diğer hücremiz oldu. Şimdi kromozom sayısı ne oldu? Yarıya düştü. Yani ikişer tane oldu. Ben burada eğer ikişer kromozomlu hücreler görürsem onlar da mayoza aittir diyebilirim. B şıkkına bakıyorum. iki kromozom var mı? Var. O zaman aittir. Peki bu iki kromozomlu bir hücrenin ayrılması değil mi? Yani ana anafazı değil mi? Evet ana anafazı bu da olabilir. Ama C şıkkına baktığınızda 4 tane kromozomu direkt ne yapmış? Metafaz evresinde dizmiş arkadaşlar. Bu mitoz bölünmeye ait bir şekildir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim 2013 LYS. E. Diyor ki normal hücrelerin ve kanser hücrelerinin kültür ortamındaki davranışlarını incelemek için aşağıdaki deney hazırlanıyor. Şimdi normal hücre nasıl duruyor? Kanser hücresi nasıl ürüyor ona bakıyoruz. Diyor ki bu deney sonuçlarına dayanarak hangilerine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar normal hücre kültürüne baktığınızda hücre sayısı belli bir sayıda ama kanserli hücre kültürüne baktığınız zaman bakın son evrede hücre sayısı çok fazla artmış. Bakalım sonuçlara göre ne diyor. Normal hücreler kültürde belirli bir yoğunluğa ulaştığı zaman hücre bölünmesi durur. Evet dikkat ederseniz burada hücre bölünmesi sabit kalmış artık. Yani şu 3 numarayla 4 numara aynı. O zaman bu doğrudur, çıkarabilirim. Kanser hücreleri yoğunluğa rağmen bölünmeye devam eder. Şimdi bakın burada belli bir yoğunluğa ulaşmış ama hala bölünmeye devam etmiş mi? Etmiş. Dolayısıyla bu da doğru olur. Kanser hücreleri enerjilerini tasarruflu kullandığından çok uzun süre bölünebilir demiş. Arkadaşlar burada tasarruflu kullanma derken neyden bahsediyor? Önce onu düşünmemiz lazım. Kanser hücreleri bölünürken şöyle bir durum söz konusu. Bunlar enerjiye bakmazlar. Bunlar besine bakmazlar. Bunlar Komşu hücrelerdeki besinleri kullanarak direkt bölünürler arkadaşlar. Dolayısıyla burada enerjiyi tasarruflu kullanma gibi bir durum yoktur. Yani buradan bakarak biz bunu çıkaramıyoruz. Hani bu deneyin sonuçlarına göre biz bunu çıkaramıyoruz. O yüzden de bunu alamıyorum. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2. Unutmayın bu tür deneylerde bilgi doğru olsa bile bilgi doğru olsa bile ki bu bilgi yanlış bir bilgi zaten. Bilgi doğru olsa bile bakıyorsunuz deneyin sonucundan çıkarılabiliyor mu? Çıkarılabiliyor. O zaman kabul edersiniz ama deneyin sonucundan bu çıkarılamıyorsa arkadaşlar onu alamazsınız. Çünkü deney sonuçlarına dayanarak diyor bize. O yüzden cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Gelelim dokuzuncu soruya. Burada bir partonogenez olayını göstermiş. Diyor ki aşağıdaki şekilde bal arılarında üreme şematize edilmiştir. Bal arılarının üremesinde yumurta hücreleri mayoz, spermler mitoz bölünme ile meydana gelmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar. Yumurtalar mayozla meydana geliyorsa kraliçe arı iken kromozomludur, yumurtalar en kromozomludur. Erkeklerde spermler mitoz bölünmeyle meydana geliyor arkadaşlar ve e, erkek yarılarda yumurtaların e, döllenmeden gelişmesiyle yani partonogenez dediğimiz olayla gelişiyor. O yüzden erkek yarılarda en kromozomludur. En kromozomlu olup mitoz bölünme geçirdiği için spermlerde nedir? En kromozomdur. Burada bir döllenme olayı var. Bakın yumurtayla burada sperm döllendi. Döllendiği için buradaki zigot ne olur? 2 en kromozomlu olur. Döllenme sonucunda oluşan embriyoların tamamı dişi embriyodur. O zaman burada bal arılarında kromozom sayısı cinsiyeti belirler diyebilir miyiz? Diyebiliyoruz. Cinsiyeti kromozom sayısı belirliyor. Erkek arılar en kromozomludur. Dişi arılar ise arkadaşlar iki en kromozomdur. Burada dişi embriyoların beslenmesine göre işçi ya da kraliçe arılar oluşur. Eğer polenle beslenirse işçi arı arı sütüyle beslenirse kraliçe arı. Bu beslenme olayına göre değişime ise biz modifikasyon diyoruz. Çevre koşullarına bağlı olarak gerçekleşen değişimlerdir arkadaşlar modifikasyon olayı. Dolayısıyla burası da nedir bir modifikasyon olayıdır. Diyor ki kraliçe arının yumurtaları en kromozomdur. Bakıyorum evet yumurtalar en kromozomlu doğru. Erkek yarılar en kromozomdur. Erkek yarının en kromozomlu olduğunu gördük. Doğru. Kraliçe arı iken kromozomludur. Kraliçe arının iken kromozomlu olduğunu da söyledik. Doğru. İşçi arılar iken kromozomdur. Evet buradaki zigot iken olduğu için işçi arı da iken kromozomdur. Doğru. Erkek yarıların spermleri iken kromozomdur dedi, demiş. Arkadaşlar burada spermler için ne demiştik? Biz en kromozomdur dedik. Dolayısıyla E şıkkı yanlış olacak. Cevabımız Edir'ne şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. 10. sorumuz. 2014 LYS'de çıkmış bir soru. Diyor ki: "Aşağıda bir farenin eşeyli yaşam döngüsü şematize edilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğrudur?" Şimdi fareye bakıyoruz arkadaşlar. Fare ne yapmış? Fare mayoz bölünme geçirmiş ve gamet oluşturmuş. Yani gamet dediği üreme hücresi. Gamet oluşturduktan sonra başka bir gametle birleşiyor bu gamet daha sonra döllenme gerçekleşiyor. Döllenmeden sonra zigot oluşur ve tekrardan mitoz bölünmeyle ne oluyor? Tekrar yeni bir fare oluşuyor. Diyor ki gametler oluştuktan sonra döllenme e, olayına kadar hiçbir hücre bölünmesi geçirmez demiş arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman gamet oluştuktan sonra herhangi bir hücre bölünmesi geçirmiş mi? Bakın bunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Herhangi bir hücre bölünmesi geçirip geçirip söyleyebiliyoruz değil mi? Çünkü neden? Mayoz geçiren bir hücre tekrardan yeni bir bölünme geçiremez. Tamam mı? Unutmayın. Dolayısıyla bu doğrudur. Hiçbir hücre bölünmesi geçiremiyor. Mayoz gametlerdeki kromozom takımı sayısının yarıya indirgenmesini sağlar. Şimdi mayoz bölünme ne yaptı? İken kromozomdan ene düşürdü. Dolayısıyla yarıya indirdi mi kromozom sayısını? Evet doğrudur. Farede hem haploid hem de diploid evreler çok hücreli olabilir. Arkadaşlar haploid evre dediği en kromozomlu evredir. En kromozom evrede sadece hücre vardır. Çok hücreli değildir yani bunlar tek bir hücredir. Dolayısıyla ikisi de çok hücreli olamaz arkadaşlar. Bu yanlıştır. Cevabımız Bursa şıkkı 1 ve 2 olacak. 11. soru yine 2014 LS sorusu. Bir insan epitel hücresinin hücre döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez. Şimdi hücre döngüsünü hatırlayalım. Hücre döngüsüne baktığımız zaman arkadaşlar hücre döngüsünün 4'te 3'lük bir zaman dilimi interfaz evresinde geçerken geriye kalan e, 4'te 1'lik kısımda ise mitotik evre gerçekleşiyor. Yani mitoz bölünme. interfaz evresi de kendi içerisinde 3 evreye ayrılıyordu. Bunlar G1, S ve G2 evreleriydi. Şimdi e, bu evrelerin iç detayıyla ilgili çok bir şey bilmenize gerek yok. Sadece kontrol noktalarını bilmeniz gerekiyor. Kontrol noktalarına da ilgili sorumuz var. Onu çıkınca anlatacağım zaten. Şimdi diyor ki kromozomların ekvatoral düzlemde sıralanması, sıralanma olayı metafaz evresidir. Metafazda mitotik evrede var. Şimdi bu var. Sitokinezin gerçekleşmesinde mikrofilamentlerin görev alması. Şimdi sitokinez Hayvan hücrelerinde sonuçta bir insan epitel hücresi. Hayvan hücrelerinde ne, nasıl gerçekleşiyor? Bomlanmayla. Peki bomlanmayı kim yapıyor? Mikrofilamentler yapıyor. O yüzden bu da doğrudur. Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi. Şimdi bakın. insan epitel hücresi neyle bölünür? Mitozla mı mayozla mı? Mitozla bölünür. Mitozla bölündüğü için mitoz bölünmede homolog kromozom kelimesini duymazsınız arkadaşlar. Homolog kromozom kelimesi sadece mayoza özgü bir kavramdır. O yüzden bu yanlış olacak, gerçekleşmez. İnterfazın S evresinde DNA'nın kendini eşlemesi, evet DNA S evresinde kendisini eşler arkadaşlar, doğrudur. Kromatin iftiklerin kromozom şeklinde yoğunlaşması bu olayda profaz evresinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu da gerçekleşiyor ama homolo kromozomların kutuplara çekilmesi olayı mayoza ait bir özelliktir. Mitozda görülmez yani insan epitel hücresinde görülmez. 2015 YGS'ye geldik. Diyor ki soruda mayoz bölünme ile ilgili olarak aşağıdaki olaylar kendi aralarında sıralandığında hangisi dördüncü aşamada gerçekleşir? Her birini bir okuyalım daha sonra sıralama yapalım. Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmeye başlanması. Şimdi homolog kromozomlar zıt kutuplara çekiliyorsa hangi evredir bu? Şöyle biraz yakınlaştırayım yazalım. Arkadaşlar homolog kromozom diyorsa zaten mayoz 1. Zıt kutuplara çekilme yani ayrılma olayı da ana fazda gerçekleşir. O zaman bu nedir? Ana faz 1'dir. Parça ve gen alışverişinin gerçekleşmesi yani crossing over'dan bahsediyor. Crossing over nerede gerçekleşiyordu? Profaz 1'de gerçekleşiyordu. Kromatinlerin yoğunlaşarak görünür hale gelmesi demiş. Arkadaşlar kromatinlerin görünür hale gelmesi interfaz evresinde gerçekleşen bir olaydır. Dolayısıyla bu interfaz Çekirdek zarının oluşması, çekirdek zarının oluşması telofaz evresinde gerçekleşen bir durumdur. Bu da telefaz 2 diyeceğiz çünkü mayozun arkadaşlar telofaz 2'sinde gerçekleşiyor. Telofaz 1'de genellikle çekirdek zarı oluşmuyor. DNA'nın kendini eşlemesi zaten DNA'nın kendini eşlemesi de nedir? İnterfaz evresidir interfaz bu arada burada kromatinlerin yoğunlaşarak görünür hale gelmesini profaza da alabiliriz çünkü bir kısmı interfazda bir kısmı profazda gerçekleşiyor o yüzden bunu profaz olarak alalım profaz 1 ee, sırasıyla bakalım Gör, göreceğiz yapacağız şimdi ilk olarak hangi olay vardır interfaz değil mi o zaman edirne şıkkı birincidir şöyle bir dedik daha sonra hangi olay başlıyor profaz 1 şimdi profaz 1'e baktığım zaman arkadaşlar İlk önce parçama gen alışverişi mi gerçekleşir yoksa kromatinler yoğunlaşarak görünür hale mi gelir? Yani kromozom haline mi dönüşür? İlk önce kromozoma dönüşecek daha sonra parçava gen alışverişi olacak. Yani 2 C şıkkı olur 3 de B şıkkı olur. Sonra ne olacak? Ana faz evresi devreye girecek değil mi? Ana faz 1 evresinde zıt kutuplara homolog kromozomlar çekilir. Dördüncü sırada bu olur. En sonda arkadaşlar buraya baktığımız zaman çekirdekçiklerin oluşumu yani telofaz 2 olayı gerçekleşiyor. 5. sırada da bu olur arkadaşlar. Dolayısıyla bize dördüncü aşamada olanı sorduğu için cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Gelelim 13. sorumuz. Diyor ki: Metafaz 1 evresinde ekvatorial düzlemde 10 tetratın dizildiği bir hayvan hücresinde ana hücrenin ve bu bölünme sonucunda oluşacak yavru hücrelerin kromozom sayıları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Şimdi tetrat neydi? Tetrat iki tane kromozomun yan yana gelerek oluşturduğu yapıydı. Bir tetratta kaç tane kromozom var? İki tane kromozom var. O zaman 10 tane tetratta kaç kromozom vardır arkadaşlar? 2 ile çarptığımız zaman 20 kromozom vardır değil mi? O zaman bizim bu hücremiz neymiş? Iken eşittir 20 kromozomluymuş. O zaman ana hücremiz 20 kromozomlu mu? Evet bakın şu 10 olanlar gitti. Peki mayoz sonucunda kromozom sayısı yarıya düşüyor mu? Düşüyor. O zaman yavru hücre kaç kromozomlu olur? 10 kromozomlu olur. Cevabımız 20'ye 10 şeklinde olacak. Yani denizli şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim 14. soru. 2016 YGS sorumuz. Eşeğli üreme ile çoğalan bir hayvan türünde bir çiftin yavrularının kalıtsal olarak birbirinden farklı olmasında. Şimdi kalıtsal olarak birbirinden farklı olmasına hangileri katkı sağlar? Bir kere mayoz bölünme, değil mi? Mayoz bölünme ve döllenme olayları katkı sağlıyor arkadaşlar. Diyor ki üreme hücrelerinin oluşum mekanizması. Üreme hücreleri neyle oluşuyor? Mayozla. Dolayısıyla bu olur. Yumurtanın ortamdaki spermlerden biri tarafından döllenmesi. Zaten döllenme dediğimiz zaman direkt çeşitliliği oluşturuyor. Bu da olur. Zigotun gelişerek embriyoyu oluşturması. Arkadaşlar zigotun embriyoya dönüşme olayında mitoz bölünme görevlidir. Mayoz bölünme görevli değildir. Dolayısıyla bunu almam. Çünkü mitozla çeşitlilik yok. Burada hangisi oluyor cevabımız? 1 ve 2 seçeneği oluyor. Burada bize farklılığından bahsettiği için cevabımız C şıkkı olur. 2016 LYS iki tane soru çıkmış. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi hayvan hücrelerinde hücre döngüsünün mitoz evresinde gerçekleşmez? Şimdi hayvan hücresi ve mitozun mitoz evresine bakacağız. Kromozomların kutuplara çekilmesi. Kutuplara çekilme zaten anafaz evresi. Anafaz evresi mitozda vardır. Bu olur. İ ipliklerin oluşumu evet iplikleri profaz evresinde oluşuyor bu da vardır. Sentrozomların birbirinden uzaklaşması hayvan hücresi dediği için sentrozom bulunur. Dolayısıyla bu da vardır. DNA'nın kendini eşlemesi demiş. Şimdi bakın mitoz evresi diyor. Şimdi bizim iki tane evremiz var. Biri interfaz evresi, biri de mitotik evre. Mitotik evre kendi içerisinde de dörde ayrılıyor. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz. Bize mitoz evresi demiş. Dolayısıyla DNA'nın kendini eşlemesi nerede gerçekleşir arkadaşlar? İnterfazda gerçekleşir, mitoz evresinde olmaz. O yüzden cevabımız denizli şıkkı. Bakın, bu soruya çok düşen olur. Yani gidip alakasız sorular hani alakasız cevaplar verebilirsiniz bildiğiniz halde yanlış yapabilirsiniz burada mitoz evresi diyor bize buna dikkat etmeniz gerekiyor eğer mitoz bölünmenin tamamı deseydi tamam alırdık hani interfazı da buraya koyardık ama mitoz evresi direkt dediği için interfazı katmıyoruz buradaki olay da interfazda gerçekleştiği için cevabımız ne oluyor denizli şıkkı oluyor İpliklerin kinetokorlara bağlanması da metafaz evresinde gerçekleşen bir olaydır Dolayısıyla bu da olur. Cevabımız denizli şıkkıdır. 16. soru. Kromozom sayısı 2 eşittir 16 olan çiçekli bir bitkinin diyor. Kromozom sayılarını sormuş bize. Şimdi kök ucundaki meristem hücreleri. Arkadaşlar kök ucundaki meristem hücresi normal bir hücredir ve 2 en kromozomdur. Dolayısıyla 16'dır. Değişmez. Yumurta hücresi. Yumurta nedir? En kromozomlu. Dolayısıyla yarıya düşecek. Yani ne olacak? 8. Sperm hücresi yarıya düşecek. 8 olacak. Mayoz bölünme sonucunda oluşuyor. Endosperm. Şimdi burada endosperm sizin kafanızı karıştırabilir. Arkadaşlar endosperm bir bitkide 3N kromozomludur. Dolayısıyla N kromozom 8 ise 3N kromozom ne olur? 24 olur. Burada 16, 8, 8, 24 şeklinde gidecek. Yani cevabımız Ceyhan şıkkı olacak arkadaşlar. Gelelim 2017 YGS 17. sorumuz. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinde meydana getirilen yavrular arasında normal olarak genetik farklılığın olması beklenmez. Şimdi birinci ve 5. soruyu yanlış hatırlamıyorsam o soruyla aynı. Yani ÖSM gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor aynı şeyleri soruyor. O yüzden mutlaka çıkmış soruları çözün. Ve 2010 yılından başlayarak çözün arkadaşlar. 2010'dan öncesi biraz daha e, hem dediğim gibi konular bazı konular değişmiş olabilir bazı bilgiler değişmiş olabilir bazıları kaldırılmış olabilir o yüzden 2010'dan sonrasını çözmeniz ki 2010'dan sonrasında da yine kalkmış konular var ama bilgilerde çok büyük değişiklikler olmadı o yüzden 2010-2022 arası çözmeniz yeterlidir diyorum ben bu sene için tabi bir sonraki sene içinde ne olacak 2023'ü dahil edeceksiniz bu arada bunun pdf'sini açıklama kısmında ekleyeceğim e, oradan da ulaşabilirsiniz Şimdi 2017 YGS sorusunda genetik farklılığın olması beklenmez diyor. Genetik farklılığın olmaması için ne olması lazım? Eşeysiz üreme. Peki eşeysiz üremenin temeli neye dayanıyor? Mitoz. Biz burada mitoz ya da eşeysiz üreme arayacağız. Hermafrodit olup kendisini dölleyen canlı türlerde. Burada genetik farklılık olur arkadaşlar. Neden olur biliyor musunuz? Çünkü e, ee, Hermafrodit canlılar mayoz bölünmeyle hücrelerini oluşturuyorlar. O yüzden burada genetik farklılık olur. Partonogenez de çoğalan arılarda. Şimdi partonogenez az önceki soruda göstermiştik. Partonogenez sonucunda kraliçe arı ne yapıyordu? Mayoz bölünmeyle ile yumurtalar oluşturuyordu. E, mayoz bölünme olayı varsa burada da bir çeşitlilik vardır. O yüzden bu da olmaz. Sporla çoğalan bitki türlerinde demiş. Arkadaşlar Sporla çoğalan bitki türlerinde şimdi yine 2n kromozomdan n kromozoma düşerek sporlar oluşturur. O yüzden bunlarda da genetik farklılık olabilir. Bitkilerde vejetatif üreme ile elde edilen yavrular arasında bakın vejetatif üreme zaten nedir? Vejetatif üreme bir eşeysiz üreme çeşididir. Bitkilerde görülen eşeysiz üremedir. Dolayısıyla cevabımız deniz dişi'k olacak. Döllenme olayının görüldüğü türlerde döllenme zaten çeşitliliğe sebep olur. Cevabımız D şıkkı olacak. 18. soru. Mayoz geçiren bir hayvan hücresinde bölünme sürecinde aşağıdakilerden hangisi görülmez? Şimdi mayozda hangisi yok bakalım. Eşlenmiş sentrozomların zıt kutuplara çekilmesi. Hayvan hücresi dediği için sentrozom vardır. Zıt kutuplara da çekilir. Bu görülür. Tetrat oluşumu yine mayoz dediği için vardır. Hücre plağı oluşumu. Hücre planı nedir? Araplak veya aralamel denilebilir arkadaşlar. Alem Aralamel bitkilerde görülen, stokine sırasında görülen bitki hücresini şöyle düşünüyoruz değil mi? Olmadı bir dakika şöyle yapalım. Şimdi bitki hücresi şöyle dikdörtgen bir hücre olduğunu düşünün. Şurası da hücre duvarı. Hücre duvarı bitki hücrelerinde sert olduğu için e, boğumlanmaya izin vermiyor. O yüzden de bitkiler şöyle ara plak dediğimiz, ara lamel dediğimiz bir lamel biriktirir burada. Ve bisküvinin ortadan kırılması gibi ortadan ikiye kırılarak ne yapar? Hücre bölünmesini gerçekleştirir. Bu olay bitki hücrelerinde gerçekleşen bir olaydır. Bize ne diyor? Hayvan hücresi diyor. Hayvan hücresi dediği için bu olay gerçekleşmez. Cevabımız C şıkkı. Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi. Zaten ne dedim? Homolog kromozom görüyorsanız mayoz bölünme gelecek aklınıza. Yine homolog kromozomlar arasında kiyazma oluşumu. Kiyazma oluşumu kardeş kromatitlerin veya kardeş olmayan kromatitlerin bir araya geldikleri zaman şu kesiştikleri bölgelere biz kiyazma diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da görülür. Hangisi görülmez? Hücre plağı oluşumu. Bu da hayvan hücresi olduğu için görülmüyor. Gelelim diğer sorumuza. 19. sorumuz. Ne diyor 19. soruda? Bazı türlerde hermafrodit bireyler kendilerini dölleme yeteneğine sahip olmasına rağmen genellikle başka bireylerle döllenmeyi tercih ederler. Arkadaşlar bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Çeşitliliği artırmak içindir. Çeşitlilik. Diyor ki bunun avantajı hangisinde? Doğru olarak verilmiştir. Kısa sürede daha çok yavru oluşturma. Bunun alakası yok. Çeşitlilik arayacağız biz. Yavrular arasında genetik çeşitliliği sağlama. Bakın cevabımız bu. Diğerlerine de bakalım. Ebeveynler arasında yavru bakımını paylaşma. Zaten bunlarda yavru bakımı görülmez. Gitti. Yavru bakımı arkadaşlar kuşlarda ve memelilerde vardır ve bazı sürüngenlerde vardır. diğer canlılarda görülmüyor yavru bakımı unutmayın. Ana bireye benzer yavrular oluşturma. Hayır burada temel amacımız çeşitliliği bulmak. Ana bireyin çok sayıda klonunu üretme. Klon üretme demek aynı birey üretme demek. Bu da eşeysiz üreme ile olur. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı genetik çeşitlilik olacak. 20. soru diyor ki mitoz bölünme süresince gerçekleşen olayların gerçekleşme sırası hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi yine evreleri yazalım sonra sıralayalım. Kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi arkadaşlar bu metafaz evresi. Bakın metafaz deyince merkez gelecek aklınıza. Ne yapıyor? Ekvatorda merkezde diziliyor. İpliklerin oluşmaya başlaması bu profaz evresindedir. Çekirdek zarının oluşumu profazın tam tersi olan telofaz evresindedir. Kardeş kromatitlerin ayrılması, ayrılmayı görünce anafaz gelecek aklınıza. Anafaz A'dan gelecek aklınıza. Şimdi ben bunu sıraya koyarsam profaz, metafaz, anafaz, telofaz şeklinde gider. Yani 2 1 4 3 şeklinde gidecek arkadaşlar. 2 1 4 3 nerede var? Tabii ki A şıkkında var. Cevabımız A şıkkı olur. Evet TYT kısmına geldik. Şimdi 2018 TYT diyor ki soğan kök hücrelerinde hücre bölünmesi incelenirken aşağıdaki olaylardan hangisiyle karşılaşılmaz? Şimdi soğan kök hücreleri hangi bölünme ile bölünür arkadaşlar? Tabii ki mitoz bölünme. Unutmayın mayoz bölünme sadece üreme hücrelerinde görülür. Yani yumurta ana hücresinde ve sperm ana hücresinde görülür. Diğer hücrelerde görülmez. Bakalım. Diyor ki çekirdek zarının parçalanması bu görülür değil mi? Bitki hücresini düşünüyoruz görülür arkadaşlar çekirdek zarı parçalanır profaz evresinde ve böylece kromozomlar serbest hale geçer kromatin ipliklerin kısalık kalınlaşması yine profaz evresinde olur arkadaşlar bu da gözlenir ipliklerin oluşumu yine profaz evresinde görülür. Kromatinli, kromatitlerin hücrelerin kutuplarına çekilmesi. Bu da arkadaşlar görülür. Kardeş kromatitler hücrenin kutuplarına doğru çekilir. Ana faz evresinde görülür bu da. Sitokinezin boğumlanmayla gerçekleşmesi. Bakın boğumlanma olayı hayvan hücrelerine ait bir özelliktir. Bitki hücrelerinde az önce gösterdim ya hücre duvarı olduğu için boğumlanmaya izin vermez. Çünkü sert bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bunlar aralemel biriktirerek böyle bisküvi gibi kırılarak bölünürler. O yüzden bu bitki hücresinde görülmez arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. 2020 TYT Bir tavuk ve horozun çiftleşmesinden elde edilen yumurtalar kuluçkaya alınıyor. Yumurtadan çıkan civcivlerin tüy rengi, ibik biçimi, tepelilik şekli ve kuyruk biçimi gibi bazı karakterlere ait özellikler bakımından birbirlerinden farklılık gösterdiği gözlemleniyor. Civcivler arasında bu farklılığın ortaya çıkmasına aşağıdakilerden hangisinin katkı yapması beklenmez Şimdi bir farklılık olduğu görünmüşse o zaman bu farklılığın iki sebebi vardır Bunlardan bir tanesi mayoz diğeri de nedir arkadaşlar döllenme olayıdır Bakıyorum gametlerin oluşma sırasında crossing over'ın gerçekleşmesi crossing over mayozda mı evet bu olur o zaman Mayozda homolog kromozomların şansa bağlı olarak kutuplara gitmesi bu da bir çeşitlilik sebebidir olur. Mayozla ilgilidir. Her bir civcivin oluşumu için birleşen gametlerin yani üreme hücrelerinin farklı genotipte olması yani döllenme olayı olmasından bahsetmiş aslında burada. Bu da olur arkadaşlar. Bir yumurtanın çok sayıdaki spermlerin spermden biri tarafından döllenmesi bu da yine olur. Çünkü sonuçta genetik farklılık gözleniyor. Doğrudur. Yumurtanın kuluçka süresince farklı sıcaklıklar. Bakın çevresel etkenler bu çeşitliliği etkilemiyorlar. Dolayısıyla bu olmaz. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 2019 TYT. Uzun bir soru gibi görülebilir ama uzun sorulardan korkmayın. Uzun soruların her zaman için verdiği ipuçları daha fazladır. Diyor ki aşağıdaki şekilde bal arılarında üreme süreci gösterilmiştir. Yani burada partenogenez olayını göstermiş ve bize burada K, L, M, N olaylarını soruyor. Zaten biliyoruz bakın. Siz partenogenezi biliyorsanız bunu yapmak emin olun. Yani 30 saniyenizi bile almaz. Şimdi kraliçe arıdan en kromozomlu yumurtalar oluşmuş. K olayı nedir burada? Tabii ki mayoz bölünmedir değil mi? K olayına mayoz bölünme diyeceğiz. Daha sonra bakın yumurtalardan erkek arılar oluşmuş arkadaşlar. Erkek arıların yumurtanın döllenmemesi sonucunda oluşması olayına biz zaten partenogenez diyoruz. Yani ana olay budur aslında. Partenogenezin ana şeması budur. Erkek yarıdan mitoz bölünmeler sonucunda ne oluşur? Tabii ki sperm hücreleri oluşur, değil mi? Spermler. E, buradaki yumurtalarla spermlerin döllenmesi sonucunda ne oluşacak arkadaşlar? Hücre dediği için zigot oluşacak, değil mi? İki hücrenin döllenmesi sonucunda oluşan hücreye ne diyoruz? Zigot diyoruz. Dolayısıyla zigot oluştu. O zaman K nedir? Mayoz. L nedir? Sperm. N olayı nedir arkadaşlar? Partonogenes. M hücresi de nedir? Zigot. Şimdi bize K olayı için mayoz mayoz diyeceğiz. O yüzden mitoz yazanı sildik. N olayı için ne dedik? Partonogenes dedik. O zaman diğer şıkları eliyoruz. Daha sonra L hücresine ne diyoruz? Sperm dedik, değil mi? Sperm olanı buluyoruz hemen. Zaten M hücresine de zigot dedik. Cevabımız ne olacak buradan? C şıkkı olacak. Yani siz direkt şeklin üstünden yaptınız, geriye eşleştirmesi kaldı. Oldukça basit, kolay bir soru. 2021 TYT İnsan eşey ana hücresinde gerçekleşen mayozla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Eşey ana hücresinde gerçekleşecek. Yani Mayoz bölünme ile ilgili bize hangisi yanlış bunu soruyor. Diyor ki: Mayoz tamamlandığında oluşan hücrelerin genetik yapıları birbirinden farklıdır. Evet zaten mayoz sonucunda temel amacımız da bu. Profaz 1'de homolog kromozom çiftlerinin kardeş olmayan kromatitleri arasında diyor parça değişimi gerçekleşebilir. Evet biz bu olaya ne diyoruz zaten? Crossing over olayı diyoruz. Bu da profaz 1'de gerçekleşiyor. Doğru. Anafaz 1 evresindeki kromozom sayısı anafaz 2 evresindekinin 2 katıdır. Şimdi insanda kaç kromozom var? 46. Anafaz 1 evresinde arkadaşlar 46 kromozom var. Mayoz 1 sonucunda kromozom sayısı kaça düşüyor? 23'e. Ama ben size ne demiştim? Anafaz 2 ve mitozun ana anafaz evresinde kromozom sayısı geçici olarak 2 katına çıkıyor dedik. Çünkü kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyor. Ayrıldığı zaman her birine biz kromozom diyoruz. Her birine kromozom dediğimiz için de bakın şuradaki hücrede tekrar göstereyim. Normalde burada 4 tane kromozom var ama bunlar kromatitler birbirlerinden ayrıldığı için ben artık her birine kromozom diyoruz. Kaç oluyor? 8. Yani 2 katına çıkmış oluyor. O zaman ana faz 2'de de 2 katına çıktığı için ne olur? 46 olur. Burada ana faz 2 evresinin 2 katıdır demiş. Yanlış eşit olarak bulduk biz. Cevabımız C şıkkı olacak. Bu yanlıştır. Mayoz 1 tamamlandığında oluşan hücreler en kromozomdur. Evet mayoz 1 sonucunda yarıya düşüyor zaten. Doğru. Anafaz 1 evresinde homolog kromozomların hangi kutuplara çekileceği şansa bağlı olarak gerçekleşir. Bu da doğru bir bilgidir arkadaşlar. Hatta bunun sayesinde çeşitlilik gerçekleşiyor. Bakın, çeşitlilik olayı iki tane mayoz ve döllenme. Mayozun içerisinde gerçekleşen homolog kromozomların rastgele ayrılması ve crossing over olayları da ne yapıyor? Çeşitlilik sağlıyor. Bunları da yine aklınızda tutun. Cevabımız C şıkkı olacak. 25. sorumuza geçelim. 2022 TYT sorusu. Hemen şöyle sileyim şurayı. Diyor ki, aşağıda diyor iki eşittir 4 kromozomlu bir bitki hücresinin bazı bölünme evreleri şematize edilmiştir. Buna göre, bu evrelerden mitoz ve mayoza ait olanlar hangilerinde verilmiştir? Şimdi iki eşittir 4 kromozom. İki eşittir 4 kromozomsa, bakın ortada 4 tane kromozom görüyorsanız nedir? Mitozdur. Bakın ortada iki tane kromozom görüyorsanız çünkü 2 yani eşittir 4. Mayoz bölümede ne yapıyordu? Yarıya düşüyordu. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? Mayozdur. Mayoz. 3 numaraya bakıyorum. 3 numarada da ortada dört tane mi kromozom var? Evet. Mitozun metafaz evresi de bu. Bu da mitoz. Daha sonra geliyorum 4 numaraya. Bakın 4 numarada ikişer kromozomlar ayrılmış birbirinden. O zaman bu da nedir yine? Mayozdur. Mayoz. Yine 5 numaraya bakıyorum arkadaşlar. 5 numarada bakın kromozomlar, homolog kromozomlar bu şekilde karşı karşıya gelmişler. Homolog kromozomlar geliyorsa buna da ne diyorum? Mayoz. Eğer kromozomlar çiftler halinde böyle karşılıklı denk gelmişse bu mayoza aittir. Ama aynı buradaki gibi bakın şuradaki gibi ya da 3 numaradaki gibi söyleyeyim ben size. 3 numaradaki gibi kromozomlar böyle tekli tekli dizilmişse o zaman nedir? Mitozdur ama çiftli çiftli böyle merkeze dizilmiştir arkadaşlar mayozdur. O zaman mitoz olanlar hangisi? 1 ve 3. Mayoz olanlar 2, 4, 5. 1 ve 3, 2, 4, 5 cevabımız Bursa şıkkı olacak. Son yani bu sene 2022 hemen bir önceki senemizde çıkan soru. Şimdi MSÖ sorularına bakalım. MSÖ de biliyorsunuz Milli Savunma Üniversitesi sınavıdır. Burada da TET tarzı çıkıyor arkadaşlar sorular. 26. soru. 2019 menseride çıkmış. Aşağıda iki en eşittir 4 kromozomlu bir canlıda gerçekleşen hücre bölünmelerinin çeşitli evreleri verilmiştir. Bakın bir üstteki sorunun aynısı değil mi? Aynısı değil mi? Burada bitki hücresi vermiş. Burada hayvan hücresi vermiş. Hiçbir şey değişmiyor. 2 en eşittir 4. Diğer soruda iki en eşittir dörttü. Burada ne yapıyor? May mayoza ait olanları soruyor. Şimdi 4 kromozomda ne dedik? Eğer böyle çiftler halinde dizilmişse mayoza aittir tek sıra halinde kromozomlar tek olarak dizilmiş de mitoza aittir. Bakın burada 4 tane kromozom tek sıra halinde dizilmiş. Bu mitozdur. Bakın burada çiftler halinde arkadaşlar. O zaman bu nedir? Mayozdur. Zaten renklerle de belli etmiş aslında. Farklı renkler vermiş. Bunlar homolo kromozom olduğunu gösteriyor. Yine 3 numarada nedir? Mayozdur arkadaşlar. 4 numaraya baktığım zaman 4 numarada 4 tane bakın kromatit bir tarafta 4 kromatit bir tarafta. Bu nedir? Mitoza aittir. Dolayısıyla bize mayoza ait olanları sorduğu için cevabımız C şıkkı olacak. Çıkmış soruları her zaman çözün diyorum. Bakın çıkabiliyor arkadaşlar. Gelelim 27. sorumuza. 2021 MSÜ. Diyor ki aşağıdaki olaylardan hangisi bir hayvan hücresindeki mitozun telofaz evresinde gerçekleşir? Bakın mitozun telofaz. Telofaz evresi neydi? Profazın tam tersi. Ne oluyor arkadaşlar? Profazın tam tersi olayında e, çekirdek zarı yeniden oluşuyor. Kroma, kromozomlar kromatin iplik haline dönüşüyor. Çekidekçik ortaya çıkıyor ve hayvan hücresi yavaş yavaş boğumlanmaya başlıyor. Diyor ki sitoplazma boğulanarak boğumlan, ortadan ikiye bölünmeye başlar. Evet bölünmeye başlıyor ama tamamen bölünme stokinezde gerçekleşiyor. Kardeş kromatitler hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket etmeye başlar. Bakın zıt kutuplara hareket etme olayı ayrılma olayı demektir. Bu olay ana fazla gerçekleşir. telofazda değil. Cevabımız Bursa şıkkı. Sentrozomlar hücrenin zıt kutuplarına doğru çekilmeye başlar. Bu doğrudur çünkü her bir hücre sentrozom almak zorunda. O yüzden zıt kutuplara çekiliyor ki boğumlanma gerçekleştiğinde sentrozomlar her bir hücrede bulunsun. Bu doğrudur. Her bir kromozomdaki kardeş kromatitlerin kinetokorları. Kinetokor dediğimiz neresidir peki? Kardeş kromatitlerin şöyle birbirine bağlandığı bölgeye biz kinetokor bölgesi diyoruz. Şey, pardon sentromer bölgesi diyoruz. Kinetokorda arkadaşlar... Ee, kardeş kromatitlerin ortasında bulunan bir bölgedir. Zıt kutuplardan gelen kinetokor mikrotübüllerine tutunur demiş. Kardeş kromatitlerin kinetokorları bu da doğrudur arkadaşlar. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika yanlış bu. Ee, kardeş kromatitlerin kinetokorları zıt kutuplardan gelen kinetokor mikrotübüllerine tutunur. Bu metafaz evresinde gerçekleşen bir olaydır. Metafaz. Metafaz. Burada da bize burada şeyi soruyor. Hangisi gerçekleşir soruyor. Benim şu C şıkkında kafam karıştı özür dilerim. Bu metafaz evresine ait bir olaydır. Şöyle tekrar isterseniz çözeyim. Bakın, kardeş kromatitlerin kinetokorları yani şu kardeş kromatitlerin ipliklerine bağlandığı bölge var ya, ipliklerine bağlandığı bölgeye biz kinetokor diyoruz. Arkadaşlar bu kinetokorların ipliklerine bağlanması metafaz evresinde gerçekleşir. Metafaz. Daha sonra e, ee, şöyle şurayı da silelim. Kardeş kromatitlerin zaten zıt kutuplara çekilmesi ana faz dedik. Burada gerçekleşir sormuş ya ben gerçekleşmez olarak anladım. O yüzden B şıkkını e, işaretledi. Cevabımız B şıkkı değil tabii ki. Sentrozomlar hücrenin zıt kutuplarına doğru çekilmeye başlar. Burada sentrozom eşlendikten sonra zıt kutuplara doğru giderek iyi e, ipliklerini oluşturmaya başlıyorlar arkadaşlar. Bu profaz evresinde gerçekleşen bir olaydır. Şu C şıkkında kafam karıştı özür dilerim. Çekirdek zarfının parçalanması da, yani çekirdek zarının parçalanması da yine profaz evresinde olur. Telofaz evresindekini sorduğu için cevabımız A şıkkı olacak. Gelelim 28. sorumuza. 2020 MSÖ yine burada hücre döngüsünü vermiş. Diyor ki ökaryotik bir hücrede mitotik faza kadar geçen evrede. Şimdi mitotik faza kadar geçen evre nedir? İnterfazdır. Diyor ki olaylarından hangisi gerçekleşmez? Şimdi interfazda neler var neler yok. Bunlara bakalım. İnterfaz neydi? İnterfaz hazırlık evresiydi değil mi? Hazırlık evresi. Hazırlık evresinde ne oluyor? Protein sentezlenir. DNA eşlenir. ATP sentezlenir, diğer moleküller sentezlenir, organeller çoğaltılır. Ama çekirdekçiğin kaybolması arkadaşlar profaz evresinde gerçekleşen bir olaydır. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olacak. 29. sorumuz yine 2022 MSÖ. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda eşeyli üremede ortaya çıkan kalısal varyasyona katkı sağlamaz? Yine bakın kalısal varyasyonla ilgili yani kalısal çeşitlilikle ilgili bize soru sormuş. Mayon sırasında tetratların ekvatoral düzlemde rastgele dizilmesi. Bu ne yapıyor? Katkı sağlıyor değil mi rastgele dizilme olayı? Bu olur. Yumurta hücresinin boğumlanarak bölünmesi. Arkadaşlar boğumlanma bir çeşitlilik sağlamıyor. Yani kalıtsal çeşitliliğin sağlanabilmesi için ya crossing over gerçekleşmesi gerekiyor. Ya homolog kromozomların rastgele ayrılması, rastgele dizilmesi gerçek, e, gerekiyor. Ya da döllenme olayının gerçekleşmesi gerekiyor. O yüzden cevabımız Bursa şıkkı olacak. Ama diğerlerine de bakalım. Mayoz sırasında kurasinki olur. Bu çeşitlilik sağlıyor. Homolog kromozomların birbirinden bağımsız olarak hücrenin farklı kutuplarına gitmesi. Evet rastgele bir dağılım olduğu için bu da çeşitlilik sağlar. Dönlenme olayında gametlerin şansa bağlı olarak birleşmesi. Bu da zaten çeşitlilik sağlıyor. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 2022'de iki tane soru sormuşlar MSÖ'de. Mitozla ilgili diyor hangileri doğrudur? Çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde görülür. Evet, mesela bizler çok hücreli canlılarız. Vücut hücrelerimizde görülüyor. Doğrudur. Bölünme sürecinde iplikleri görev alır. Doğru arkadaşlar. Bölünme sürecinde iplikleri görev alıyor. Bölünme tamamlandığında oluşan hücreler tekrar bölünme geçirebilir. Evet, mitozda tekrar bölünme geçirebiliyor. Ama mayozda tekrar bölünme geçirmez. Unutmayın. Cevabımız Edirne şıkkı. Hepsi doğru olacak. Burada da zaten cevap anahtarı var. Dediğim gibi pdf'yi açıklama kısmına ekliyorum. Oradan mutlaka alın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.